Aksi takdirde namazda kıraat kılmadan namaz olmaz ki. İmam Allah da bir... aşkına, şimdi Allah aşkına siz benimki rivayeti çok iyi şey yapın. Ne diyor orada Abdullah İbni Mesud'un rivayetinde? Vaca bir namazda fakaru la yakav kalfel imam fi şeyin min salavat. Bu bir eser. Yani imamın arkasında hiçbir namazların hiçbirinde kıraat olmaz demiş Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud zaten Hanefilerin şeyidir. Zeyd İbni Sabit ve Cabir İbni Abdullah. Sahabı. Abdullah İbni Ömer, Zeyd bin Sabit, Cabir bin Abdullah bunların üç tane şeyi söylemiş. Sonra yine bir şey var mı? Eser var. Sure Abdullah İbni Mesud anil kıra hılkal imam. Fakale unsut. Evet, ansit. Salatı şuğlan. Ve yakfikel imamı. Evet, demiş ki imamın arkasında kıraatten sormuş. Demiş ki sus. Namazda bir meşguliyet vardır. Sana imam yeter. Zaten bunu o az önce öğlen namazı ile ilgili olarak müttefakun aleyh olan hadisten de şey yapılmıştı. Peygamberimiz onun devamında bulunmayın diyor muydu? O hadiste demiyor. O hadiste demiyor. Şimdi başka bir eser var. Akbarana Muhammed bin Abban İbn-i Salih el-Attaraş el-Hummad el-İbrahim el-Kamad el-Kays el-Abdullah ibn-i Mesud kâne la yakrav kalb-imam la fîmâ yecheru ve la fîmâ yukâfitu fîhî. Tamam, yani Abdullah İbni Mesud'un gizli açık hiçbir namazda imamın arkasında kıraatte bulunmadığını söylüyor. Bu rivayetler Ahmed bin Hanbel'e ulaşmamış diyeceğiz, o kadar. Yani ulaşmış olabilir de birbirini nakseden rivayetler ulaştığı zaman bir tercih yapması yani gerekiyor. Kabul etmemiş yani, sahih olduğunu kabul etmemiş. Evet. Hayır, bunlar zaten kavli sahabi bunlar. Sahabi uygulaması. Peygamberimizden gelen rivayet değil bunlar. Evet. Zahirlerle ilgili hocam. Hı. Fatiha'yı herkesin okuması gerekiyor. Ha. İster yalnız kılsın, ister imamla. Ancak şey olmazsa, imamı uyan kişinin Fatiha'dan başka bir şey okuması lazım. Yani caiz değil. Bir de eğer imamı uyan kişi sessiz, yani imam okuduğu zaman sesli, imama uyan kişi hiçbir şey okumaz. İçinden okur sadece Fatiha'yı. İmam sesli okuduğu zaman, cehri okuduğu zaman. Ama okuması lazım Fatiha'yı. Tamam. Yani Fatiha'nın... Yani cehri olsun, olmasın Fatiha'yı okuyacak. Evet. Yani tam Şafii'lerin dediği. O da zaten biliyorsunuz şeyin... Zahiri mezhebinin en büyük sıkıntısı hadisle Kur'an arasında ki tercihini hadisten yana yapmasıdır. İşte bir şeyde bir hadis buldu mu bütün düşüncelerini keser, ayetlerle irtibatlandırmaz falan öyle bir şey yapar. He? Selefiler de öyle var. Evet. Selefilere çok uygun düşüyor zaten şey. Mesela şu andaki bazı mezhepler bu imamla artık duraklamada sırf Fatiha'nın okuma okuyacağını söylüyoruz. Sonra imamlar duraklıyor mesela namazı kıldıktan sonra. Şimdi Peygamber Efendimiz öyle namaz kıldıktan sonra ama yakında öyle sırf Fatiha'nın okuduktan sonra bir durakladığı ve alakalı bir ilgisi var mı? Ben ta en başta aklıma bu gelmişti. Yani iyi ki sordun. Ben şahsen öyle bir şey bilmiyorum. Gerçekten yani şimdi Fatiha'yı okurdu, Peygamberimiz biraz susardı, cemaat Fatiha'yı okusun diye. Böyle bir rivayet hiç rastlamadım ben şimdiye kadar. Bilmiyorum, rastlayanınız var. Sahabelerden olan rivayetlerin hiçbirinde de öyle bir şey yok. Hiçbirinde de yok yani bu. Bu uygulama zaten her yerde yok. Sadece Medine'de Huzeyfe imam olduğu zaman yapıyor, başka hiç kimse yapmıyor. Ben de gittiğimde sormuştum, niye bu öyle yapıyor diye. İmam-ı Sektetan diye bir hadis varmış. Onu bu kişi sahih diyormuş. Bakın ben de bazı başkalar o hadisin zayıf olduğunu söylüyor. O zaman onlar öyle yapılmaması lazım diyor. Tamam, benim işte bazıları Hüseyin'in onlar zaten imam okurken de okumak gerektiğini söylüyorlar ya. O yüzden okurken fırsat vermiyorlar daha sonra okumasına. Daha sonra dinlemiyor arkadaşlar. Bu okuyor kendi kendine. Yani bu çok önemli gerçekten. Yani öyle bir hadis olsa öyle bir zayıf rivayet olur mu? Ahmet bir Sirev'den geliyor şu an. Peygamberimize mi şey yapıyor? Merfu mu? Tamam.
Kim? Öyle Peygamber Efendimiz kendisi imam öyle der mi? İmam bir dakika, diye. Peygamberimizin ifadesi var mı orada? Yani Gale Nebiyyü diye var mı? Abdurrahman İbni Avf'ın sözü olarak evet. Geçiyor yani tamam. İmam-ı Sekteta. Olayın temelinde, ayetin temelinde şey değil mi? Dinlemenin farziyeti çıkıyor. Anlam çıkartmak değil mi? Yani anlam çıkarmak. O yüzden sonuçta eğer okunuyorsa bu isterse evde okunsun, isterse başka bir yerde okunsun. Oradan anlam almak için dinlemek değil mi? Onun için mesela insanlar dinler, hayvanlar işitir. Yani eğer o mantıktan gidersek o zaman öğle namazında ve ikindi namazında okumamız gerekiyor ki çünkü okuyup oradan da biz kendi içimiz yani oradan bir tekrar etmek. Çünkü başkasınınkini dinleyemediğimize yani göre kendi kendimizinkini dinleriz. Bu ayet yatsı ve sabah namazında o okuyanı dinleyip oradan zikir evet. Gerekiyor. Ayette de ona işaret var zaten burada bu ve izâ kureyel Kur'an'ı festemi'û diye. Evet. Cem'e şeklinde geliyor festemiyol. Ondan sonra bu gündüz namazında vezkur rabbeke diye herkesi kapsayacak şekilde müfred geliyor. İmam da okuyor, muhtedi de okuyor, herkes okuyor. Bravo, çok güzel. Yine rivayetler var hocam. Müslim'de Ahmet Hüseyin'i bir macide ettiniz. Bunları tekrarlayalım çünkü belki izleyenler tam anlayamamış olabilirler. Şey diyeceğim, kâinetli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekitâne fissalâti. Ha, bir daha. Müsned-i Ahmet'te geliyor. Neyim? Bir daha okur mu? An Sümer'e bir cündim kâle kânet... Semuret ebni bir cündim. Evet. Semuret ebni bir cündim kâle kânet li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekketâni fî selâtihi. Evet. Namazında iki tane sekte yapardı. Evet. İki kere duraklama yapardı. Evet. Yine İbn-i Macide'ye... Herhalde birincisi Allahu Ekber'den sonraki duraklama. İkincisi de Fatiha'dan sonra demek için. Sekketâni hüfzetuhuma an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Hafaztuhuma an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hafiztuhuma, evet. Fenkir zâlik İmran ibn-i Hüseyin'i feketebna ile Übey ibn-i Kâb'u bilmediğini getirebe enne sümerete kat hafize kâle sâidun fekulnâ li katâdite ma hatani sekketani kale iza dehala fi salatihi ve iza fer'a min el kıraati sümme kale ba'de ve iza kara kale mağdubu aleyhim ve leddallin. O zaman o birisi Allahu Ekber dediği zamanki susması işte o aradaki duaların okunması için. İkincisi konusunda bir iki ayrı değerlendirmeden bahsetti. Birisi kıraatin bitmesinden sonraki susma, diğeri de Fatiha'dan sonraki susma. O da arkadakiler amin desin diye doğru. Evet, doğru. İlla ki Fatiha okusundan biri. Sonra o susma dediğin zaman, mesela o sekteye bir zaman tayin etmemiş ki. Sekte zaten. Sadece sekte, küçücük bir duruş. Rakıyla men, rak diyoruz ya. Ha, orada da sekte var. Küçücük bir duruş yani. Sekte tılkanma da olabilir. Şey, o kadar kısa bir an, amin denince kadar kısa bir an sekte sayılır mı? Yani imamda nefes alsın. Bir dakika, sen şimdi vakıyla men... Ya o tecvid istilahatındaki sekte. Sektenin manası ne? Lugatta sekte. Sekte yani sekte, yani sükut. Tamam. Limarra vahide değil ama mi? Bazıları daha zaman, uzun duruyor. Sekte olunca ahirete giderler. Yani. Zaman, sekteyi kalpten sekte, gider. Sekte tılkal. Önceki sektenin nasıl bir alt? Sektenin belli bir zamanı yoktur yani. Sekte dediğiniz zaman sekte kalbin durması demek, duraklama anlamında. Yani bu illa bir saniye sürmesi veya bir dakika veya bir saat sürmesi diye bir süre... Daha uzun da olabilir dedik o yüzden. Yani, yani, kadar yani, gider. Bazıları sürekli duruyor artık. Bir durdu mu bir daha da... Zaten Fatiha'yı okurken bir nefes ruh yazasın diye şey orada. Doğru. Yani. Ay, o ayrı bir şey. Ona sekte diyemez kimse de. O zaman şimdi bu eğer Fatiha kıraati ile alakalı olsa sektetun işte yani tesmahu li el musalline kıraat el Fatiha falan denir. Besmele'yi çekerken oluyor. Sektetun izâ kara bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çünkü besmele'yi gizli okur diye şey var ya. Yani Fatiha ya bir sahabı sormamıştım Peygamber Aleyhisselam'ı sen niye yapıyorsun bu diye. Ya tamam bu çok zayıf bir şey rivayet. Peki şimdi ben şimdi şu ayetleri tekrar okuyayım da mesele tam olarak bağlanmış olsun.
bu yani 204 evet 205. ayetler. Araf suresi 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Yani lehu da olduğu zaman yani kendinizi sırf ona tahsis ederek dinliyorsunuz. Ondan bir şeyler almak için. Ondan bir şeyler almak için. Yani dikkatinizi Kur'an'a yönlendiriyorsunuz. Başka taraflara değil. İstemi'u lehu. وَاَنْصِتُوا. Aslında zaten istemi'u susmayı gerektirir ama bazıları da şey gibi yani la tuharrik bi lisanekede olduğu gibi o arada imamla birlikte bazı kelimeleri tekrarlamak isteyebilir. Onu da yapmayın demiş oluyor. Leallekum turhamun. Belki ikrama ve merhamet olursunuz. Cenab-ı Hak size bir iyilikte bulunur. Peki şimdi buradaki yapı çok enteresan. Şimdi az önce senin tespit ettiğinleri birleştirirsek Kur'an okunuyor. Bir kişi okuyor. Kur'an'ın bir tane faili var. İstemi'u da cemaat dinliyor. Dinleyenler çok yani. Cehri. Evet, tabii cehri olduğu belli. Yoksa neyi dinleyecek yani? Şurada birisi okuyacak, arkadan da bir grup dinleyecek. Ben duymasam nesini dinleyeceğim? O zaman gündüz namazları değil. Gece namazları. Öyleyse burada Fatiha da Kur'an olduğuna göre Fatiha ile bir başkası da ayırt edilemez. Ansitu ifadesi de senin de ağzından herhangi bir kelimeyi tekrarlamana manidir. Tekrarlamayacaksın kardeşim. Kur'an okuyor, dinle. Hiç sesini çıkarma. Çünkü bu durumda senin vazifen dinlemek, onun vazifesi okumak, her ikiniz aslında kıraatte bulunmuş oluyorsunuz. Şimdi kıraat bir şeyin cemi değil mi? Sen onu dinleyerek zihninde cem ediyorsun. Öbürü de kelimeleri ağzına cem ederek sana bildiriyor. Şimdi وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ. Şimdi bak o zaman فَاسْتَمِعُوا'dan müfrede geçti. Herkes teker teker. İçinden Rabbini zikret. Yani Kur'an, bu da gene Kur'an oku demektir. Çünkü inna nahnu nazzalna zikra dediğine göre zikir Kur'an'dır işte. Tabi. Tadarruan ve hifeten yani yalvararak ve korkuyla ve dunel cehri ve sessiz. Cehrin altında. Yani tamamen sessiz değil aslında. Hani kulağın duyacak kadar diyorlar ya. Şimdi ona ki cehri denmeyecek şekilde yani sana duyurmuyorum. Kendime duyuruyorum. Kendi nefsime duyuruyorum. Dilinin oynayacağı şekilde. Dilini oynatıyorsun. Kendi içinde zaten gider o. Kendi kulağını duyuyorsun. Etrafa duyurmak diye bir derdin yok yani. Bu ister namazda olsun ister dışında olsun. Ne zaman böyle yapacaksınız? Bilgudu vel asal. Sabah akşam. Gündüz Kur'an okurken, gündüz namaz kılarken. O zaman herkes teker teker. O zaman buradan Ahmet bin Hanbel'in tespit ettiği şekil ayetten tam olarak çıkıyor. Zaten diğerlerinin her birine muhalif rivayetler var. Kur'an-ı Kerim'de birleştirdiğin zaman o sahih rivayetler Kur'an'la tamı tamına örtüşüyor. Sabah akşam gündüz yani. Gündüz kılınan demek. Sabah akşam ama gündüz hangisi? Akşam derken, Türkçedeki akşam üstünü kastediyoruz. Yani güneşin batmasından sonraki kısım değil. Akşam olmadan önce. Akşam namazında akşam üstü mü? Akşam üstü. O sayılır ya, o sayılana, o sayılana. Zilaluhu bilgudu vel asalar ya, bunun gündüz olduğu için. Zilaluhu bilgudu vel asalar. Akşam deyince, sabah akşam önce, sabah akşam gündüz önce. Öğlen. Tamam sen dediğin şekilde anlaşılır sabah akşam deyince yani illa da lugatın şöylesinden böylesinden de ama Türkçe'de sabah akşam derken kimse geceyi anlamaz yani güneşin battıktan sonrasını yani, anlamaz. Ya. Hemen millet öyle anlayabilirler. Millet öyle anlayabilir. Yani gündüzün kılınan namazlar. Çünkü o gölgeyle ilgili neydi o ayet bir daha? Hangi ayet? Velillahi yasçıdı mı?
Ve zilaluhum. Allah sana. Ve lillahi yesudu min semavati ve min semavati vel ardı davan ve karhan ve zilaluhum bil gudu vel asar. Evet. Ra'd 15. Evet. Bu sayıl zaten akşam güneş batmadan önceki vakittir. Evet evet. Ya dar-ı meyyit eşir vardır sabah. Yani gündüzün, güneşin doğuşuyla batışı arasındaki namazlarda sessiz, yani o aradaki kıraat sessiz olacak. Kendi kendine cehri olmayacak yani. Herkes okuyacak değil mi? Ve herkes okuyacak. Ve kur dediği için fert, her bir ferde emir veriliyor. Herkes kendi başına okuyacak. Böylece problem bitmiş oldu herhalde. Yani bir yani şey kalmıyor. Peygamberimiz sesli okudu öğlende, sessiz okudu da diğer namazlarda sesli okudu çıkıyor. He tabii. Peygamberimiz niye gündüz namazlarda sessiz okudu? Bilgudu ve asanın kaynesiyle buradaki okuma, gizli, sesli hepsi namazı ilgili olan kıraat. Olduğu ortaya çıkıyor evet. Ortaya çıkıyor. Yani işte şey yapılıyor. Yani hakikaten Peygamber Efendimiz'i bir türlü tanıyamamışız. Bundan dolayı çok ciddi sıkıntılar doğuyor. İnsanlar ayetle ilinti kuramıyorlar. Bilhassa namaz meselelerinde. Efendim işte Peygamber Efendimiz ikinci bir şari olarak devreye giriyor. Sanki hiç Kur'an'dan bir şey anlamamış da doğrudan doğruya. Peki o zaman bu nereden? Bu nereden? Bu defa ikinci vahiy geliyor Kur'an'ın dışında. Sünnet bile öğretildiği söyleniyor. Öyle tabii canım. Ondan üçüncü adımda da Es-sünnetu kadiyetun alel kitap geliyor ve iş bitiriliyor. Sünnet, son sözü sünnet söyler diyor. Kur'an söylemez diyor. Halbuki bakın böyle Kur'an, hadi son sözü sünnet söyler diyelim. Şu anda bir sürü hadis okuduk. Hangi hadise söyleteceğiz son sözü? Ve diyorlar ki, icmada görüş oluşacak otomatik. Ona göre o olacak. Ama bak ayetleri bitirdi. İhtilafı. El kitabı kadiyetin arasında olduğu zaman. El kitabı kadiyetin kadin ala sünne. El kitabı kadin ala kulli şey diyeceksin. Kitap İza kur el kitabı fahasb. Şöyle bir şey de söyleniyor. İcma diye bir devreye giriliyor. Şimdi sennete bulamadık. Kur'an'da da bulamadık ya. Şimdi bir de icma olayı var. İcma da İşte onun dışına çıkmak da haram. Şimdi bunu nasıl işin içinden çıkılır bilmiyorum. Yani. İcma ile ilgili bizim Enes Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Şimdi diyor ki, diyor ki kardeşim tamam, bak diyor ehli kitap işte Antakya'da toplaştık diyor. Şunlar katıldı. Efendim İznik'te toplaştık, şunlar katıldı. Efes'te toplaştık, Kadıköy'de toplaştık, şunlar katıldı. Peki diyor bizimkiler nerede toplaştılar da bu icmayı yaptılar? Bu konuda nerede icma? Şimdi bu konuda icma nerede? He. İcma yok ki hani. Kim yaptı? Nerede yapıldı? Ve hangi konuları görüştüler? Evet. Yani icmanın ne olduğu konusunda bir icma yok henüz. İcmayı tarif ederken şöyle işte. O zamanda bundan işte müttehitler. İşte şerkan, garben, canavar, şımaran geçiyor. Allah Allah diyorsunuz ki tamam da yani şimdi o zamanlar da onlar... Birisi, bunun kayıtları nerede tutuluyor? Nerede? Evet. Nasıl oldu? Nasıl haberleştiler ve nasıl bir icma varıldı? O da bilmiyor. Cezire el-Alem kanalları o zaman ses yoktu. Ses çıkmadığı için orada hükmen kabul etmiş sayılır. Yani ben... Zaten mesela kalktan mesela Cezayir'e bakıyorlar. Bir günde haber gelmiyorsa tamam icma sağlandı. Sonra zaten icmanın delili yok. Delilsiz delil bu. Zaten delil olmadığı için icma gidiyor ya. Yok yok, icmanın delili yok. Yani evet. İcmanın delil olmasının delili yok. Yok, onu kendilerine... Kıyas da öyle. Kendilerine uydurmuşlar. Yok, uymuyor. Bak delil olarak getirdikleri ayet neydi şey? Yok yok, yok. Ayet-i kerime. Ayet-i kerime canım. Nuh aleyhim atevallah. Yok yok, ha. Hemen yukatırlar. Vemen yuşakikir rasule min ba'dima tebeyyene lehul huda. Ve yettebi gayre sebilil mu'min. Bu zaten kafir. Gerçek ortaya çıktıktan sonra peygamberden ayrı düşen, mümin olmayanların yoluna giren. Kimdir bu? Yok, giren. Mümin olmayanların yoluna giren. Kim olur? Ya şimdi oradaki sebil-i mu'mindeki sebil icma anlamındadır. Ha sebil-i ama ayeti bu defa bölüyor.
Ayeti yukarısını bölüyor, aşağısını bölüyor. Bir gayre sebilir müminin kelimesini veyahut da bir gayre sebilir müminin cümlesini böyle bir kalıp olarak alıyor. Oraya icma anlamıyor. İmam-ı Zemahşeri'nin bunun delil olarak göstermiş. İmam-ı Zemahşeri'nin. Yani tamam da nasıl olur? Yani bir bir müfessir bunu nasıl yapabilir yani? Ayetin devamı da Nüveli mertebelle ve nuslu icenne mesahir masira innallaha la yagfiren yüşreke bihi. Bakın isimlere bakın. İmam-ı Kurtubi. İnnallaha la yagfiren yüşreke bihi geliyor ondan sonra. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlıyor. Sebilen müminin de sebilen müşrikin veya kafirin oluyor değil mi? Tabi. Evet. Yani getirdiği delil alakası yok. Yani. Ya hayır, o zaten o la yeştemiyor ümmeti alet dalaleh de öyle bir olay da yok yani. Onlar da son derece zayıf olan rivayetlerdir. Bir de akşam şey yaparken bir şey dikkatimi çekti derste. Şimdi bu çokluk doğru üzerine olma olayı Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Bu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde diyor ki velakin ekserun nas la ya'lemun velakin ekserun nas la yu'minun. Buna ne diyeceğiz şimdi? Hayır ve ma ekserun nasi ve lev harasta bi mu'minin çok istesin. Çokluk ve kalilun min ibadiye şükür. Çok burada çok şeyden bahsediyor. İnsanlardan onlar amme. Onlar şey anlamaz. Ama çokluk müştehitlerin çokluğu. Öyle tamam da kimin müştehit olduğunu belli değil ki işte. Kim yani belirleyecek? Bir de böyle çokluk dediğiniz zaman o zaman Hazreti Nuh'un inananlar şey olması lazım, kafir olması lazım. Diğerleri değil mi? Çokluk oradaydı çünkü. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat derken siz dediğiniz o avam halkında Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın içine dahil ediyor ya. Yani orada müştehit falan değil yani. Şimdi orada oy çokluğuyla anlıyor. Oy çokluğu değil. Hani şey diyorlar diye geçen sene miydi ayak takımı şey kesim dedikleri işte o yani çokluğu oluşturan onlardır yani. Bir de şey getiriyorlar. Kezalike cehennem metemasıdan tekün uşağı da ayeti getiriyorlar. İcmaya delil olarak mı? Yani en başta var. İşte bu müflislerin şeyi. Yani mesela şöyle bir ayet diyor, ayet var, müminlerin güzel gördüğü şey Allah-u Teala katında da güzeldir. Şimdi bunu da kendine delil gibi gösteriyor. Yani işte, öyle bir hadis var. Hadis ayeti. Ma ra'ahu'l muslimuna hasenen. Hadis var. Hadi şaşırdım. Huve indallahi hasen. Kuntum hayru ummetin ukhrijat lin-nas ke'amuna bil ma'ruf ve nehyun 'anil munkar. Bunların hiçbirisi delil olmaz. Çünkü Allahü Teala diyor ki: "Yevme ekmeltu lekum dinekum." Artık kemale erdirdim. Kemalden sonraki her hareket fesattır o. Artık. Yani şimdi dağın zirvesine çıktınız. Ondan sonraki her adımınız sizi aşağıya getirir. Daha çıkacak bir yer yok çünkü. Ama bizimkiler diyor ki eksikleri icmayla tamamlarız diyor. Kemale eren bir dinin eksiği olur mu? Şey değil yani. Peki böylece bugünkü dersimizi de tamamlamış olduk. Elhamdülillah. Hasalel baraka. Ama burada şu da oldu. Yani secdede tesbih gerektiğin çekileceği Araf'ın son ayetiyle. Secde ve tabi rükuda ister istemez. Ya İbrahim'u